Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem keyifli hem de faydalı bir deneye imza atacağız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda gün boyunca tonlarca atık üretiyoruz. Artık çöplerimizden, atıklarımızdan kullanılabilir malzemeler, kullanılabilir eşyalar üretmemiz gerek. Bugün sizlere atık pet şişeleri nasıl değerlendirebileceğimizi bir deneyle gösterelim o zaman. Öncelikle kullanmamız gereken malzemeleri görelim. 2 adet pet şişeye ihtiyacımız var. Bu uzun 1 litrelik olabilir ya da 500 ml'lik şişelerle de yapabilirsiniz. 1 adet sıcak suya ihtiyacımız var. 1 adet de soğuk suya ihtiyacımız var. 2 adet pipete ihtiyacımız var. Ayrıca suyun içine koymak için kırmızı renkte ya da farklı renkte bir gıda boyası kullanabilirsiniz. Bir de pipetleri sabitlemek için oyun hamuruna ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki bu malzemelerle ne yapacağız? Bu malzemelerle termometre yapacağız ve sıcaklığın derecesini ölçmeye çalışacağız. O zaman başlıyoruz. Pet şişelerin içindeki suyun sıcaklığının oda sıcaklığında olması lazım. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. Burada önemli olan hunilerin içindeki suyun sıcaklığı. Bu elimde görmüş olduğunuz hunide yaklaşık 80-90 derecelik sıcak su var. Bu elimde görmüş olduğunuz hunide ise daha ılık bir su var. Oda sıcaklığında bir su var. Şimdi isterseniz daha önceden içerisine gıda boyası attığımız, hemen buna da kısaca bahsedelim. Bu elimde görmüş olduğunuz gıda boyasını suyun içerisinde birkaç damla damlattığınızda hemen kolayca bu şekli alabiliyor. Siz de isterseniz kırmızı ya da farklı bir renk kullanabilirsiniz. O zaman hunilerimi şöyle hafif ortalayıp bu şekilde sularımızı içine koyarak deneyimize başlayalım. Hazırladığımız pipetlerde ABC şeklinde sıcaklığı ölçtüğümüzde hangi derecede olduğunu anlamamız açısından işaretler koyduk. Siz de çok sıcağa doğru, yukarı doğru ABC şeklinde bir işaretleme yaparsanız suyun sıcaklığının ne kadar sıcak olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle ilk pipeti sıcak suyun içine koyuyorum. Pipet içine batacağı için oyun hamuruyla pipetimizi sabitleyeceğiz. Hamurumuzu tam ağız kısmına bu şekilde sabitlediğimizde muhtemelen herhangi bir sorun çıkmayacaktır. İsterseniz normal oda sıcaklığında olan suyun içine de koyalım. Bunu da aynı diğerindeki gibi sabitliyorum. Evet, şimdi birazdan görmüş olduğumuz su, daha doğrusu pipet yavaş yavaş kırmızı noktaya doğru, yani bizim işaretlediğimiz noktaya doğru çıkacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kırmızı su yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor ve ABC kısmına doğru birazdan gelecek. Tabii ki bu nasıl oluyor? Genleşmenin etkisiyle oluyor. Evet, sıcaklığı bu şekilde gördüğünüz gibi ölçtük. Suyun sıcaklığı yüksek olduğu için işaretlediğimiz noktaya kadar, C noktasına kadar çıktı. Evet, görmüş olduğunuz gibi kırmızı su sıcaklığın da etkisiyle yukarı kadar çıktı. Diğer taraftaki hunideki su ise tamamıyla aynı şekilde duruyor. Hatta eğer içi buzlu olsaydı belki suyun az bir şey alta bile çekildiğini görecektik. Bu yaşananların hepsi genleşmenin etkisiyle meydana geldi. Genleşmenin etkisini aslında günlük hayatta da sık sık rastlıyoruz. Mesela yazın gördüğünüz elektrik kablolarının daha aşağıya doğru, daha eğimli olduğunu görürsünüz. Fakat kışın o elektrik kabloları daha gergin ve daha sert bir şekilde durur. İşte bu yaşadığımız her şey genleşmenin etkisiyle oluyor. Bugünkü deneyimizde pet şişelerden, atık malzemelerden geri dönüşümle birlikte bir termometre ürettik ve termometrelerin nasıl işlediğini gördük. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.